Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhüm salat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar vaka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Emmâhum fakat semi'û ennel melâikete la tedhulû beyten fîhî sûret. Evet. Şimdi hayatımızın her safhası ilgili hadisler geliyor, görüyorsunuz. Şimdi Avrupalılar köpek beslerler. Heykelcilik ruhlarına işlemiştir. Kiliseler hep heykeldir. İsa Aleyhisselam heykelleri var. Kilisenin tepesinde kanatlarını açmış semadan inecek öyle resimler var. Ben gittim, bulundum. Halbuki İsa Aleyhisselam Allah'ın seçtiği mucize şeklinde dünyaya gelen Allah'ın kelimesi ol demesiyle olan bir mucizevi doğumlu bir peygamberdir. Allah bir diyor. Kur'an'da var. Ey İsa, Meryem oğlu İsa, sen mi dedin ben Allah'ın oğluyum diye bunlara? Ente kulte linnâsi. Sen mi söyledin böyle? Ya Rabbi, benim kalbimden ne geçeni biliyorsun. Ben ne dediğimi biliyorsun. Ben böyle şey söylemedim diyecek, orada mahkeme olacaklar. Şimdi baba, oğul, ruhul kudüs diye. Sonradan çıkmış tabii bu. Hakiki Hristiyanlıkta böyle şey yok. Sonradan çıkmış. 325'te, miladi 325'te İznik konsilinde çıkmış bu iş. Sonradan bozulmuş, bozmuşlar. Yahudilerinki de bozulmuş, onlarınki de bozulmuş. Evet, şimdi onlar heykeli çok seviyor. Pencerelerinde heykel var, kapılarında, evlerinde heykel var, sokaklarında heykel var. Şimdi biz de batırlaşacağız ya. Onlar çok köpeği seviyor. Paris sokaklarında ben 80-90 arası Paris'e her sene giderdim. Evet, hiç abartmıyorum. Paris sokaklarında her kadının 2-3 köpeği var. Çocuk yapmıyor, zahmetli diye. 9 ay karnını taşımak zahmetli. Doğulması zahmetli. Çocuk yapmıyor, köpek besliyor onun yerine. Arabasını alıyor, köpekleri gezdiriyor kadın. İndiriyor tabii. Caddede gezdirirken o da rahat durmuyor. Kakası ne diyor, çişi ne diyor? Paris sokakları gübrelikti, köpek gübresiyle doluydu. Başa çıkamadılar belediye işçileri, temizlik işçileri Paris'te. Onun için caddelere gür su salıverdiler. Sokak sokak belediye. O şeyler, belediye temizlik işçileri kaldırımlardaki köpek pisliklerini aşağıya, yolun kenarına, ana yol, kaldırım, onun arasında çukur var. Oraya dolduruyorlar, oraya da belediye su salıyor, götürüyor su. Bu şekilde temizliyordu. Tabii o köpek pisliği suyla eriyince çok güzel kokuyordu Paris sokakları. Evet. Şimdi bizimkiler de onları taklit ediyorlar. Her evde köpek var. Sokakları köpek gezdiriyor. Ya sen insansın. Sudan da açlıktan ölüyor. İnsan bu. O köpeği aşı yaptırıyor. Berbere götürüyor, temizlik ediyor. Bu paraları o vatan, insana versene ya, senin hem cinsin o ya. Yok, bunu hiç düşünmüyor. Şimdi tabii buradaki hadis, bir de işin başka tarafı var. Buralardan sorumlu olacak o. İnsan dururken hayvan tercih edilmez. Evet, hayvanlara da biz işkence edemeyiz. Onları susuz bırakamayız. Eziyet edemeyiz ama önce insan. Önce insan, birinci madde insan. İnsan dururken onu o surette söylüyoruz. Şimdi Efendimiz Ammahum fakat semi'u ennel melaikete, işitmediler mi ya şu insanlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La tedhulul
La tedhulu beyten fihi sure. Evet. La tedhuluna beyten fihi sure. İşitmediler mi bu insanlar yahu? Köpek olan, suret olan, heykel olan eve melekler girmez. Evet. Bu hadis bu arkadaş. İnanırsın, inanmazsın başka. İşte bu bir arkadaş bu hadisi okumuş, okudu. Bir başkası çıkıyor, ben evde kocaman köpek besleyeceğim. Azrail de melektir. Azrail gelmesin diye. Bunu söylüyor televizyonda. Bu da profesör. Yani saçma diyor. Evet, bu hadis beyefendi. Okuduğum hadis. Bunun şiisi de var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Nur Dağı'ndayken İkra ayetiyle peygamber oldu. Görev verildi. Geldi, söyledi Hazreti Hatice Hanım'ıza. O inandı hemen. Arkasından Hazreti Ali inandı. Hazreti Ebu Bekir inandı. Birer birer inandılar. Varaka inandı. Hatice Hanım'ızın akrabası, büyük bir Hristiyan alimi. Gerçek Hristiyan mümin. O inandı. Gittikçe tabii müşrikler de karşı koyuyorlar. Sen bizim atalarımızın dinine ters şeyler söylüyorsun diye. Vahiy kesildi. Gelmedi vahiy. Dediler ki müşrikler, Muhammed senin Rabbim seni terk etti. Ve tuha ve leyli izâ seca mâ vette'ak rabbuke ve mâ kale. Habibim, yemin ederim ki seni biz terk etmedik. Evet. Niye gelmedi Cebrail? Cebrail getiriyor vahiyi. Evet. Peygamberimiz üzüntüsünden çıkmış evden dağlara. Üzüntüsünü dağıtmak için kırlara gitmiş, tepelere geziniyor. Çok üzülüyor. Seninki seni unuttu diyorlar. Bak gelmiyor ayet. Çıkmış eve. Evdekiler kanepenin altında köpek yavrusu varmış. Girmiş oraya, senin gibi apartman değil ki, yer odası. Kapı açıkken girmiş köpek yavrusu, kanepenin altına atmış oraya. Evet, temizlemişler. Peygamberimiz dönmüş gelmiş, gezmiş gelmiş, eve girmiş. Hemen Cebrail aleyhisselam kapıda gözükmüş. Kardeşim Cibril demiş, neredesin? Evet. Diyor ki Cebrail, biz melekler topluluğu köpek olan eve girmeyiz. Heykel olan eve girmeyiz. Buhari Müslim hadisi bu. En sahih hadis. Burada da aynı hadisin bir başka varyanti. Heykel olan, resim olan, evet. La tedhuluna beyten fihi sure ev kalb. Köpek veya heykel, suret, fotoğraf, canlı. Şimdi adam avcı, kekliğin resmini yapmış veya kekliğin içini boşaltmış, yemiş, derisinin içine saman doldurmuş, koymuş büfesine. Heykel değil mi bu? Keklik heykeli. Öteki deve heykeli koymuş. Ağaçtan, taştan veya başka şeyden, mikadan, bakalitten. Deve heykeli, köpek heykeli, keklik heykeli, insan heykeli. Evet, ben hadis okuyorum efendim. Heykel olan yere melekler girmez. Kim melekler girmez? Dedim ki konuşmamın başında, Avrupalılar her taraflarını heykelle doldurdular. Evlerinde de 3-4 tane köpek var. Melek girmiyorsa demek onlar ebediyen mi yaşayacak? Yok, Azrail onları da hallediyor. Sırası geleni canını alıyor. Rahmet, bereket melekleri girmez. Evet. اَنَّازِلُونَ بِالْبَرَكَ وَالرَّحْمَةِ. Rahmet, bereket getiren melekler girmez evinize. Evde köpek varsa, evet, oraya girmez. Kedi yok, bakın dikkat edin, kedi demedik. Kedi beslemek sünnettir. Nereden biliyorsunuz? İşte okuyoruz hadisleri. Bu hadisi Ebu Hureyre nakletmiştir. Ebu Hureyre nakletmiştir. Ebu Hureyre kedileri çok seven adam demek. Adamın adı Abdurrahman'mış. Hiç evlenmemiş. Peygamberin hadislerini kaçırmayayım diye. Şimdi evlenirsem karıyı beslemek zorunda kalacağım. Dükkan açacağım. Tarlaya gideceğim.
peygamberin hadislerini kaçıracağım diye evlenmemiş adam. Kendini feda etmiş. 40 yaşında yalnız da hayat geçmiyor. Kedileri çok severmiş. Kedileri. Ebu Hureyre, Abdurrahman. Sokakta 40 yaşındaki kocaman herif. Kedileri seviyormuş, oynuyormuş kedi yavrusuyla. Sokağın başında da peygamberimiz gözükmüş. O görünce hemen, 40 yaşında adam ya, kediyle oynar mı ya? Hemen şu yengenin içine kedi yavrusunu sokmuş, böyle durmuş. Efendimiz gelince bu da rahat durmuyor tabii. Büngül demiş orada. Abdurrahman demiş, o ne? Kıpkırmızı da kedi ya Resulallah. Ya Ebahir, iyi kedileri seven adam diye gülmüş peygamberimiz. Kötü bir şey olsaydı at onu derdi değil mi? At onu dememiş. Ya Ebahir diye tebessüm etmiş. Böylece kedi beslemenin sünnete uygun olduğunu anlıyoruz. Bu da şunun için. Kedi tabii İstanbul'da nereden olacak bu diyeceksiniz ama İstanbul'da da var. Kedi akrep yemesini çok sever. Yılanı çok sever. Çok sever. Kediyi besletiyor ki peygamberimiz. Evde akrep olmayacak. Kerpiç evler, toprak evlere gider akrep. Yılan da gelir. Sokar, acıtır. Öldürür zehirli yılanlar. Kediyi besletiyor ki onlardan kurtulsun mümin diye. Şimdi İstanbul'da yok bu işler. Var. Banyoya giremiyorsun Fatmacıklardan, o böceklerden. Kedi onu da yer. Bizimki yemiyor ya tabii, sen onu et veriyorsun. Yer mi canım onu? Kuru diri bir böcek o. Sen onu etle beslersen kedi yemez onu. Hazır güzel et varken. Bak verme eti, nasıl yer onları. Yani faydası var demek istiyorum. Ama köpek böyle değil. Köpeği besleyeceksen avluda besleyeceksin. Orada kulübe yapacaksın, yemeğini vereceksin, suyunu vereceksin. Belki bunun yüzünden cennete gidersin. Ama evin içine sokmayacaksın. Tıp dünyası da diyorlar ki, köpek beslediğiniz zaman kadın çocuğunu düşürür. Ciğerinde şurada burada kist oluşur. Köpeğin kılı gider, kist oluşur. Zararlı diyorlar. Köpekte hastalık sebebi. Doğru bilmiyorlar. Efendimiz tıp fakültesine gitmedi ama bunlar bize böyle söylüyor. Heykeli de bulundurmayacaksınız. Çünkü rahmet melikliği gelmez. Ne olur? Her gün karıyla kavga edersiniz. Oğlumuz size isyan eder. Kızınız sizi dinlemez, serkeşlik eder. Neden? Eviniz heykel dolu. Huzursuzluk olur evde. Rahmet, bereket melekleri gelmedi mi? Evde huzursuzluk olur. Kavga, dövüş eksik olmaz. Onun için o büfenizdeki bibloları, canlı insan, hayvan resimlerini, hangi maddeden olursa olsun heykellerini lütfen temizleyin. Canlı insan resimleri de bulundurmayın. Canlı insan resimleri bulunmayın. Vesikalık fotoğrafa izin veriyorlar. Çünkü insan belinden kesik olunca yaşamaz. Ona izin veriyorlar. Fakat boydan resmi sandığını at, anan baban özlediğin zaman bakarsın ama meydana asma, melek gelmiyor. Efendimizin sözü bu. لَا تَدْخُلُونَ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَ Meleklerin eve, rahmet meleklerinin, bereket meleklerinin, meleklerin girmediğini bilmiyorlar mı? Bunlar da evlerine böyle köpekler dolduruyorlar filan. Bizden söylemesi tabii. Kabul etmemek, edip etmemek size ait. هَذَا اِبْرَاه۪يمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem girmiş, bakmış, İbrahim aleyhisselamın fotoğrafı var. İbrahim aleyhisselam Kabe'de var. Hepsi putperest adamların. İbrahim Aleyhisselam fotoğrafını atmışlar. Pal oku çekiyor İbrahim Aleyhisselam. Öyle resmi var Kabe'de. Efendimiz diyor ki, İbrahim diyor, asla pal oku atmazdı. Kumar oynamazdı. Demiş, indirmiş aşağıya. Ama Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var.
Süleyman Aleyhisselam zamanında Süleyman Aleyhisselam cinlerin de kralıydı. Kuşların da kralıydı. Hayvanların da kralıydı. Peygamberiydi demiyorum bakın. Her şeyin peygamberi yalnız Muhammed Aleyhisselam. Ama Süleyman Aleyhisselam bir bölgenin peygamberi fakat cinlerin de kralı. Kral. Onun için Yahudiler şimdi onun sarayını bulup yeryüzüne hakim olmak istiyorlar. Kazıyorlar her tarafı, bulacaklar da hakim olacaklar. Onun zamanında cinler ona şey yaparlarmış. Heykeller yaparlarmış, resimler yaparlarmış, büyük şeyler yaparlarmış. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Ama şimdi bizim peygamberimiz zamanında değişti dinin kuralları. Bizim şeyde bu. Heykel yapmak yasak. Heykel yapmak yasak. Heykel bulundurmak yasak. Canlı resim yapmak doğru değil, yasak. Başka hadisler var. Heykel yapana, canlı hayvan, insan resmi yapana mahşerde Cenab-ı Hak buyuracakmış ki, Buhari Müslim hadisi bu. Haydi şu yaptığına ruh ver bakalım. Nereden verecek diyor. Evet, heykel yapıyor adam ama nereden canlandıracak? İsa Aleyhisselam olsa canlandırır. Çamurdan kuş yaparmış İsa Aleyhisselam. Onu üflermiş, uçar gidermiş. Onun mucizesi bu. Ama bu heykeltıraş İsa Aleyhisselam değil. Öyle bir mucizesi de yok. Nereden diyor ruh üfleyebilecek? Onun için biz de size duyuruyoruz Efendimizin sözünü. Canlı heykel yapmayın. Canlı insan resmi, hayvan resmi yapmayın. Mahşerde böyle bir şey var. Efendimiz böyle söylüyor. Manzara resmi yapabilirsiniz. Sahabinin en ileri gelenlerinden, fakirlerinden Abdullah ibn Ömer var. Hazreti Ömer'in oğlu. Bu hadisi duymuş adamın biri, ressammış adam. Heykel yaparmış. Parasını ona geçinirmiş. Gelmiş demiş, sen böyle demişsin. Peygamber böyle söylüyor. Evet demiş, söyle, doğru. Böyle söyledi peygamberimiz. Ben de duydum. Ama demiş, ben demiş çalışmayı bilmem, ticaret bilmem. Çoluk çocuk sahibiyim. Ekmek şey, teknem bu benim. Heykel yaparak, resim yaparak geçiniyorum. Bana ne demiş, defol git. Ondan sonra adam süklüm püklüm giderken, gel buraya demiş, gel. Manzara resmi yaptırmış hadi. Manzara resmine izin var. Yani ağaç, nehir, çayırlık. Bunlara isim ama kuzu resmi yapamazsın. Tavşan resmi yapamazsın. Canlı hayvan resmi yapamazsın. Heykeli yapamazsın. Buna izin yok. Diyorlar ki efendim, peygamber zamanında insanlar tapıyorlardı böyle şeye. Şimdi o kalmadı. Yapma hocam. Ben Çin'e gittim. Hindistan'a gittim. Git gör. Hala kurbağaya tapıyor adam. Yılana tapıyor adam yahu. Halen tapıyor yahu. Git gör. İneğe tapıyor adam ya. Biz bir şehre gideceğiz. Delhi'den bir başka şehre. İmam Rabbani'nin şehrine, Serhan'da gideceğiz. Dediler ki erken çıkın. Neye dedik? Çünkü dedi inekler sokağa çıktı mı? İnek yatıyormuş yola. Kimse kaldırmıyor. Tanrı çünkü. Kaldırılır mı ya? Rahatı bozulur mu? O can isteyip de kalkınca kadar trafik duruyor. Tren duruyor. Halen öyle gidip görebilirsiniz. Biz gördük efendim. Ah hocam, hala insanlar tapmıyor falan demeye gerek yok. Tapıyorlar ya. Shenzhen'e gidin. Çin'in Shenzhen şehrine. Yılana tapıyor herif. Kurbağaya tapıyor herif. Her türlü hayvanı tapıyor herif. Halen tapıyor yahu. Zaten Mao'ya tapıyorlar biliyorsunuz. Komünizmin lideri Mao'ya. O tapma hala devam ediyor. Hani o zaman tapıyorlardı insanlar. Peygamber böyle şiddetli davrandı. Şimdi o sakınca kalmadı diyor, demek istiyorlar bazı profesör arkadaşlar. Yok, devam ediyor efendim. Fransızlar Napolyon'a taparlar. Ruslar Lenin'in kabrinde böyle dönerler. Hala tapınırlar. Hala devam ediyor. O hiç 21. asırda da böyle. Bu insanlardaki hastalık her yerde var bu.
Her yerde var bu. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Efendimiz, peygamberimiz şeyisi bu. Süleyman Aleyhisselam zamanında öyleymiş. Caizmiş. Ama şimdi bizim peygamberimiz yasak ediyor. Evlerinizde heykel bulundurmayın. Canlı resim bulundurmayın. Bunları sandığınıza koyun. Yoksa melek, rahmet melekleri gelmez. Bereket ve rahmet melekleri gelmez. Gelmez. Evet, Buhari, Abdullah İbni Abbas'tan bir eve girmiş peygamberimiz. Bir bakmış ki İbrahim Aleyhisselam resmi var. Ya İbrahim Aleyhisselam faloku atmaz demiş. Böyle şey yapar mı İbrahim Aleyhisselam? O zaman söylemiş bu hadisi.